Merhaba, Hayat TV için hazırlanan Zaman, Işık, Kelimeler programındayız. Sizler için konuğumuz Güney Özkılınç. Güney Özkılınç çok yönlü bir yazar, iyi bir dost, ender rastlanabilecek güzellikte bir insan. Hoş geldin sevgili Güney. Hoş bulduk. Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Bursa'da Güney'le beraber, sevgili Güney'le birlikte yaşadığımız için şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Ve sohbetimize Güney Özkılınç'ın araştırmacı yazar yönüyle başlamak istiyorum ben. İlk kitabınız Bursa'nın, Nazım'ın Bursa Yılları, bir dünya şairi olan Büyük Usta Nazım Hikmet'in Bursa'da yaşamış olduğu hapishane yıllarını anlatan kitabınızın serüvenini sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl bir düşünceyle bu kitaba başladınız? Nasıl bir öyküsü var? Bizlerle paylaşırsanız sevineceğiz. Şimdi elbette. Nazım'ın Bursa yılları daha önce de aslında dile getirildi. Ama yani tüm yönüyle dile getirilmedi. Örneğin Orhan Kemal'in Nazım'da 3,5 yıl adlı bir kitabı var. Sonra yine Lübnanlı yazar Faik Bercavi'nin 1933-38 yılları arası Nazım'la geçirdiği yılları anlattığı bir kitabı var. Yine İbrahim Balaban'ın Şair Baba ve Damdakiler ve benzer kitapları var. Ancak bu kitapların tümünü okudum elbette. Bu kitapları okuduğumda karşılaştığım şey 3 ya da 5 Nazım tanığıydı. Yani kimler vardı bu kitaplarda? İşte herkes ne bilirdi? Tüm Türkiye, belki de tüm dünya. İşte Nazım Hikmet, Orhan Kemal'le ve Balaban'la hapis yatmış. Birisinin roman yazarı olmasını sağlamış. Diğerinin de önemli bir ressam olmasını sağlamış. İşte belki birkaç kişiyi daha ekleyebiliriz buna. İşte Faik Bercavi'yi ekleyebiliriz. Fransa'ya gidiyor çünkü. Daha sonra resimle uğraşıyor. Birkaç kitabı var onun da. Ancak bunlar yetersizdi çünkü yani ben öyle düşündüm en azından. 13 yıllık hapisliğinin 11 yıla yakını Bursa'da Nazım Hikmet'in. Şimdi üretiminin çoğu da cezaevinde oluşuyor, cezaevinde meydana geliyor. Başka insanlar olmalıydı diye sorgulamaya başladım. Başka tanıklar mutlaka vardı. Vardı çünkü bu 11 yılda Nazım Hikmet sadece Orhan Kemal ve İbrahim Balaban'ın değil birçok insanın yaşamına dokunmuş tur diye düşündüm. Ve böyle başladı. Tabii ki başlarken hani kendim karar vermedim. Burada ben saygıyla anmak istiyorum Senur Sezer'i, Kemal Özer'i, onlarla yine Bursa'da oldukları bir zaman bir söyleşi sonrası, bir sohbet sırasında konuşuyorduk ve bu yıllar yazılmadı Güney demişti bana Senur abla. Aynı şekilde işte Kemal Özer saygıyla anıyorum, o devam ettirmişti. Bunu ancak Bursa'da yaşayan birisi yapar demişti. Ve gerçekten bu bana bir hani nasıl söylenir, bir itici güç oldu ve o sohbetten sonra hani bunu kafamda dolaştırdım, kafamda biriktirdim ve Nazım Hikmet'i bir kez daha okumaya başladım. Yani okurken notlar alıyordum bir yandan. Özellikle Memleketimden İnsan Manzaralarında geçen isimleri bir yere yazıyordum. Şiirlerinde geçen isimler, özel isimleri tespit ediyordum. Elbette ki bir şair için, bir yazar için yani kitaplarında kullandığı kişiler her zaman gerçek kişiler olmayabilir de bir yandan da düşünüyordum. Yani kurgusal tiplerdir. Örneğin insan manzaralarında %100 olmazsa da Halil'dir Nazım Hikmet. İşte İbrahim Balaban'a Ali diye seslenir. O nedenle riskli bir şeydi bu. Yani bu isimleri almak, bu isimlerin peşinden gitmek. Ama biraz şansım yaver gitti ve benim insan manzaralarında karşılaştığım, 46. sayfasında karşılaştığım Sarı Seyfettin, Çerkes köyünün muhtarı dizeleri gerçekten bu kitabın başlangıç noktasıdır diyebilirim. Çünkü bu kişi gerçekmiş. Yani adı da Seyfettin'miş ve lakabı da Sarı Seyfettin'miş ve Bursa'nın Çerkes köylerinden birisinin de muhtarıymış.
Bu kişinin izini sürdüm. Evini buldum ve evinde bir Nazım Hikmet tablosu. 1942 yılında şairimizin yaptığı bir resim. Bunu Sarı Seyfettin'e, Seyfettin Durmaz'a hediye ediyor. Ve Seyfettin Durmaz da o günden beri işte önceki annesi, kendisi yaşamını yitirdikten sonra ailesi o tabloyu koruyor. Aile bu tablonun değerinin bilincinde. O hikayeyi dinledim ve her tanık bir başka tanığı çağırdı. Köy köy gezmeye başladım böylelikle. Bir şey söylemek istiyorum burada. Anlatırken keyif alarak yaptığını tanığım da aynı zamanda, ama anlatırken de keyif aldığınız belli oluyor sözlerinizden, ama söylendiği kadar da kolay bir şey olmamalı değil mi? Hani araştırma ve inceleme alanında, hele de Nazım Hikmet'si konu, bir kitap yazmak için yola çıkıldığında keyifli yönlerinin yanı sıra birçok zorlukla da karşılaştığınız muhakkak. Elbette. Keyifli yönlerini de ara ara duymak istiyoruz. Hani anekdotlarınız vardı zaman zaman dinlediğimiz. Ya tabii ki zorluklarından başlayayım istersen. Şimdi zorlukları neydi? Ön yargıları yıkmaktı. Seni tanımıyorlar. Sen bir köye giriyorsun. Köyde hani kapalı bir ortam ve önce bir kendini anlatman gerekiyor. Hani işte sen kimsin? Neden bunu yapıyorsun? Şimdi Nazım Hikmet de hani bir komünist, sonuçta bir komünist şair. Ve o köyde sen bir komünisti arıyorsun yani aslında. Ve bu hangi dönemde olursa olsun Türkiye'de zor bir durumdur. Evet. Şimdi öncelikle bu zorlukları aşmak, bir güvenini kazanmak insanların bir aşamasıdır bu işin. Ondan sonra onlara göre önemsiz olan ama aslında edebiyat tarihi açısından çok önemli olan şeyler var. Önce anlatmıyorlar. Yani ne biliyoruz ki biz diyorlar örneğin. Fakat daha sonra sohbet açıldıkça şairin çok önemli yönleri ortaya çıkıyor. Örneğin işte revirde hasta olan mahkumlara ilaç, gecenin kaçı olursa olsun idareyle kavga ede ede işte ilaç yetiştirdiği, işte oradaki mahkumların itiraz dilekçelerini yazdığı, işte orada namazını kılmak isteyen birisine pöstekisini verdiği, odasına davet ettiği gibi çok özel şeyleri öğreniyorsunuz. Keyifli tarafı, ben bir yandan okumalar yaparken bir yandan yazmaya da başlıyordum. Aslında dergilerde yayınlanıyordu yazılarım. Nazım'la ilgili bulduğum her anıyı çeşitli dergilerde yayınlatıyordum. İşte bu yayınlar da bir işe yarıyordu. Çünkü bu yayınlama sonucu yeni yeni tanıklar, bu yazıyı okuyan, belki de o tanıkların torunları, işte daha okur yazar olanları, işte benim dayım da Nazım Hikmet'le hapis yatmış, benim dedem de Nazım Hikmet'le hapis yatmış diye bir ara böyle bir çağrı merkezine döndüm ben yani. İşte şurada Nazım Hikmet'le ilgili birisi var, işte burada Nazım'ın gardiyanı var, burada Nazım'a şu katkıyı sunmuş kişi var. Yola çıkınca şeklinde. Bir şekilde tüm yollar sizi buluyor. Tanıklar, fotoğraflar ve bilinmeyenler yazıyor. Evet. Bilinmeyenlere ulaştıkça da, dergilerde yayınladıkça, bilinmeyen şeylerin tanığı sen de oldukça yaptığın işten daha büyük keyif alarak devam etmiş oluyorsun galiba. Ya elbette öyle. Çünkü çalışmanın ortasındaki kişi Nazım Hikmet. Yani bu kolay bir şey değil. Şimdi anlatıcının ne kadar doğru anlattığını da ölçmeye çalışıyorsunuz bir yandan. Hani bir çeşit sağlamasını yapıyorsunuz ama İznik'in köylerinden birinde yaşı 80'i aşmış birisinin Celile Hanım'dan uzun uzun bahsetmesi, işte Piraye'den bahsetmesi, Münevver'den bahsetmesi, yani okuma yazması bile var mı yok mu emin olmadığım insanlar bunlar. Ama Nazım'a dair çok özel bilgileri biliyorlar. Yani kimi zaman ben sorularımla bu anlatılanların ne kadar doğru olduğunu, ne kadar işte bir efsane olmaktan çıkıp gerçeğe yaklaştığını kendim ölçmeye başlıyordum. Tabii böyle olunca, bir yandan okumalar yapınca bunu daha rahat görebiliyorsunuz. Yani o anlatılanların ne kadar doğru olduğunu görebiliyorsunuz ki çoğu gerçekten doğru şeyleri anlattılar, yaşadıkları şeyleri anlattılar. Abartı yapmadılar.
Belki de ilk kez o insanlarla görüşüldüğü için, ilk kez bu bilgilere varıldığı için kitaptan da anlaşılıyor. Aslında dilinde de çok güzel bir samimiyet var. Çünkü daha önce yazılmayan, daha önce söylemedikleri şeyler ve o insanlar sahiden söylediklerinin çok da, senin de biraz önce vurguladığın gibi, çok da önemli olduğunun da farkında değiller. Doğal yaşadıkları bir şeyi aktarırcasına aktardıkları için de o samimiyet kitaba da çok yansımış. Senin söylemlerinde de zaten o samimiyeti her zaman görüyoruz. O nedenle de zaten kitap Evrensel Basım Yayın'dan çıktı ve kısa sürede 3 baskı yaptı bildiğim kadarıyla. Evet. Emeğinizin karşılığını da okuyucudan gördünüz diye düşünüyorum, değil mi? Başarılı oldu bu ya, anlamda. Onunla, emeğin karşılığını aldı gibi. Onunla ilgili birkaç anekdotum var benim. Şimdi kitap yayınlandı. 2010 yılı Şubat ayıydı. Bir ay sonra ikinci baskıyı yaptı. İşte tabii ki 2 yıl sonra 3. baskıyı yaptı. Aslında 3. baskı çok sayıda basıldı. Hani 10 bin üzerinde basıldı. Çok ciddi bir rakam, evet. Ve 20-30 bin arası insan bu kitabı edindi. Öyle söyleyeyim ben. Edinenler bu kadar. Bir de hani okuyanlar mutlaka daha fazladır. Beni mutlu eden bir iki nokta var. Kitabı okuyup bana elektronik postayla ya da telefonla dönenler oldu. Şimdi bunlar beni tanımıyorlardı. Mesela bir öğretmen çift, Bursa'nın ilçelerinden birinde. Biz Bursa'yı sevmemiştik ve Bursa'dan tayin isteyip gitmek istiyorduk. Fakat Nazım'ın Bursa Yılları kitabını okuduk. Yani hem Bursa'yı hem Bursa'da yaşanmışlıkları öğrendik, tanık olduk ve artık biz Bursa'dan gitmek istemiyoruz şeklinde telefonların gelmesi, geriye dönüşlerin gelmesi ve bu gerçekten 3'ten 5'ten fazla da oldu öylesi bir şey. Beni en mutlu eden şey böyleydi. Hani çünkü ben zaten kitabı anlatırken kuru kuruya bilgi vermekten kaçındım. Hani kendi duygularımı da anlatmaya çalıştım. Bursa'yı da anlatmaya çalıştım. Bursa'nın bundan 60-70 sene önceki halini anlatmaya çalıştım. Çünkü gerçekten bir masal Bursa'dan söz ediyoruz. O zamanlar nüfusu 100 bin olan Nazım döneminde ve her tarafından pınarlar akan yemyeşil bir Bursa'dan bahsediyoruz. Osmanlı evleriyle, işte Rumlardan kalan evlerle, Ermenilerden kalan evlerle gerçekten çok renkli, çok kültürlü bir Bursa'dan söz ediyoruz. Tabii ki o dönemde bunlar gitmeye yüz tutmuştu ama izleri daha tazeydi. Yani o 1800'lü yıllardan, 1900'lü yılların başından kalan izler, diğer kültürlerin daha tazeydi 40'lı yıllarda. Öyle bir Bursa'dan söz ediyoruz. Yani onlar da kısmen var bu kitapta. Bir de Nazım'ın özel izinle çıktığı kaplıcalar, onları gezmek, yani onları görmek aslında bir yönüyle zaman içinde Bursa'ya gelen şair yazarlarla böylesi gezilerimiz de oldu. Hani kitaptan yola çıktık. Daha sonra öyle bir rota broşürü çıkardık. Ve biz hem Bursa insanlarıyla, yani köylüleriyle, hem de aydın akademisyenlerle Nazım Hikmet'in cezaevinden başlayan ve Çekirge semtindeki otellerde sonlanan o rotasını da birçok kez gezdik. Bu da her defasında bir kez daha Nazım Hikmet'i yaşamama neden oldu benim. Ve umuyorum ki hani eğer ne mutlu bana yaşatabildiysem diğer insanlara da. Ama şu ana kadar aldığım tepkiler çok olumlu. Bu yönden de... Kesinlikle öyle. Bu anlamda Bursa kültürüne katkı çok açık, net ortada. O bir rota çizerek gezdirdik dediğiniz gezilerin birine ben de katılma olanağı bulmuştum. Belki de birçok şair, yazar dostumuz Nazım'la ilgili Bursa'da birçok yeri biliyor olsa dahi bu çalışma sonucunda direkt o rotaya göre tek tek yeniden yaşama, yeniden o keyfi, o duyguları hissetme olanağı buldu senin çalışman sayesinde. Nazım'ın Bursa yıllarının ardından Bursa'nın Kadın Yüzü adlı çalışmanız yine bir inceleme araştırma kitabı. Evet. İsminin içerisinde Bursa'nın Kadın Yüzü, Bursa'daki yüz kadını, tabi yüzle sınırlandırmak belki çok zor ama araştırarak yazdığınız bir kitap. Biraz bahsedebilir miyiz ondan da? Şimdi tam da önce öyle düşündük aslında. Bursa'nın Kadın Yüzü derken yüzü rakamla yazmayı düşündük. Yüz kadın anlatalım dedik. Ama daha sonra baktık ki araştırma ilerledikçe yüzü aştı bu sayı. O nedenle o rakamı kaldırıp
yazıyla yazma kararı verdik. Yani Bursa'nın kadın tarafı, kadın yüzü. Yani bir kente hep ya da bir ülkeye ya da dünyaya, dünyada hani hep olumlu şeyleri, güzel eserleri erkeklerin verdiği, erkeklerin yaptığı, erkeklerin yönettiği yerleşmiştir. Öyle bir şey vardır. Çocukluktan bunları öğreniriz ya da öğretilir. Ama biz şöyle düşündük diğer arkadaşlarımla birlikte. Bir ekip çalışması bu çünkü. Her ne kadar hani benim öncesinde başladığım bir çalışmaysa da daha sonradan bu projeme işte sevgili Deniz ve Ceyhun katıldı. Ve ilk önce bir sergi açtık. 2013 Bursa Tiyap Kitap Fuarı'nın ana sergisiydi Bursa'nın Kadın Yüzü. Daha sonra bunu kitap haline getirelim fikriyatı oluştu. Ki aslında en başından vardı bu ama ulaşamadığımız belgeler, bilgiler, fotoğraflar oluyordu. Ve gerçekten Bursa'nın Kadın Yüzü kitabıyla bir kente dokunan kadınları ortaya çıkardık. Ve 140'ın üzerinde kadınla karşılaştık. Ama kitapta 2000'in üzerinde kadının adı var. Yalnız portrelerini işlediğimiz 140'ın üzerinde kadın var. Bunların büyük bir bölümünün internette fotoğrafına ulaşamazsınız. İşte bilgilerine ulaşamazsınız. İşte Bursa Devlet Tiyatrosu'nun mimarı bir kadındır. İşte Karagöz anıtı bir kadın tarafından seramikleri yapılmıştır. İşte o kentteki önemli kadın ressamlar, kadın öğretmenler ama bunların özelliği olanları, işte mimarlar, yani kitapta film artistleri, yazarlar, şöyle yapmadık, sadece Bursa doğumluları almadık. Elbette ki ağırlık Bursa doğumlu olanlarda ama Bursa'ya katkı sunmuş, ömrünün bir bölümünü burada geçirmiş ve buraya hizmet etmiş, bu kente hizmet etmiş, emek harcamış, ter dökmüş kadınları da aldık. Bunların sayısı çok değil. Ağırlıklı Bursa doğumlu olan kadınlar var. Böyle bir kitap ortaya çıktı. Bursa'nın Kadın Yüzü diye. Ve bence bu önemli bir kent çalışması oldu. Ve bu da bir ilkti. Yani bir kentin kadınlarının anlatıldığı ilk çalışmaydı Bursa'nın Kadın Yüzü diyebilirim. Elinize, emeğinize sağlık. Kadınlar adına da, insanlar adına, kadınlar adına da. Ama ben şimdi bir şey merak ettim. Kentlere şekil veren, oluşumunda önemli rol alan erkeklermiş ya. Acaba Bursa'nın Erkek Yüzü diye bir kitap yazılsa bu kadar hani sığdırmakta zorlandık, isimleri elemekte zorlandık dediniz. Evet. Acaba bu kadar erkek yüzü de çıkabilecek mi? Çıkar mutlaka hani ama azımsanmayacak da ya da hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek kadar da başarılı tarihte de günümüzde de kadınlar var. Neyse ne güzel ki sizler de bu konuya el atmışsınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sonrasında bir de bir albüm çalışmanız vardı. Ona da değinelim mi? Buyurun onunla ilgili de sizin albümle ilgili söyleyeceklerinizi de dinleyelim. Sonra Sinemanın Güneyi. Şimdi tabii ki albüm aslında Nazım'ın Bursa yıllarından çok bağımsız değil. Yüzümde Nazım İzi Var adlı bir albüm. Yine Evrensel Basım Yayın tarafından yayımlandı. Burada hani araştırma sırasında köylerde karşılaştığım onuna yakın Nazım Hikmet tablosu vardı. Ve bir de Nazım'la yüz yüze bakışmış birçok insan vardı. Hani sözümün başında söyledim. Hani sadece Orhan Kemal değil, Balaban değil. Onlarca insan. Yani mesela bu kitapta 50'nin üzerinde Nazım tanığına ulaştım ben. Şimdi bunların cezaevinde çekilmiş, cezaevi dışında çekilmiş çok güzel fotoğrafları vardı ve bir kitapla bu fotoğrafları okuyucuyla buluşturmamın etkili olmayacağını düşündüm. O nedenle Yüzümde Nazım İzi Var bir prestij albümü aslında bir anlamıyla. Evet. Hani o tabloları, okuyucu o fotoğrafları çok daha iyi algılayacak diye düşünüyorum bu fotoğraflardan. Albümün oluşma hikayesi biraz da bu. Sonrasında yine ciddi bir emek verilerek hazırlanan Sinemanın Güneyi, Bursa'ya katkılarınızı biraz önce konuştuk. Bir Adanalı olarak Sinemanın Güneyi'ni araştırmaya başladığınızda ne gibi zorluklarla ya da nasıl tanıklarla karşılaştınız? Adana'da Yılmaz Güney'i bir Adanalı olarak araştırırken karşılaştığınız
yeni tanıklar, yeni kişiler, kişilikler, bunları da biraz bize anlatır mısınız? Elbette. Şimdi sinemanın güneyi aslında bir giriş bölümünden başlıyor. Giriş bölümü aslında benim çocukluğumu anlatıyor. Yani ben çocukluğumu anlatıyorum giriş bölümünde kitabın. Bir dönemin... Çok da güzel bir kapağı var. Çocukluk deyince evet, çocukça evet. Çok hoş bir kapağı. Evet, Yılmaz Güney'in gençlik yıllarında daha filme, daha doğrusu sinemacılığa ilk adım attığı yıllarda çekilmiş bir fotoğraftır. Ve bu da ilk kez yayınlanıyor. Bu kitabın kapağı. Okuyucular ilk kez görüyor bu fotoğrafı. Adana'da onun yakın arkadaşı Mehmet Kaya'nın evinde bulduğum bir fotoğraf. Şimdi dediğim gibi ilk sayfaları aslında benim yıllardır kafamda dolaştırdığım şeyler. Dolaştırıp dolaştırıp yazamadığım şeyler var. İlk 30-40 sayfasında. Daha sonra Yılmaz Güney tanıklarıyla görüşmelerim var. Yani onların duyguları var aslında. Yani ben onları derledim, toparladım ve bu kitapta olmalarını sağladım. Ama onların görüşleri, ortaya koydukları, elbette ben sorularımla onları yönlendirmeye çalıştım. Yani acaba bu sorunun cevabı nedir? Aradım onlara sorduğum sorularda. Bu yönüyle hazır onların bir yerlerde yayınladıkları yazılardan oluşan bir röportajlar dizini değil bu. Ama benim için önemli tarafı dediğim gibi çocukluğumun ilk gençlik yıllarımın geçtiği Adana'yı ben bir şekilde yazmak istiyordum. Ha belki bu ileriki yıllarda başka biçimlerde de yazılabilir, başka biçimlerde de yazabilirim. Ama bu kitapla en azından kendimle dertleştim diyebilirim. Çünkü bir dönem ve Adana'da çok yaygın olan yazlık sinemalar, örneğin benim mahallemde 7 tane vardı. Bir mahallede 7 tane yazlık sinema vardı. Şanslısınız aslında öyle bir çocukluk, öyle bir yer evet. Geçirebildiğiniz için. Şimdi portakal bahçeleri, uzayıp giden bir ova, pamuk tarlaları, hani o pamuk tarlalarında da çalıştım. O portakal bahçelerinde de çalıştım. Oraları da dolaştım. İşte ovada uzayıp giden su kanallarında çimdim derler Adana'da, çimdim. Şimdi gerçekten hani Yaşar Kemal'i okudum. Yani Yaşar Kemal'in o kitaplarını okurken yani kendinizi o kadar da yakın hissediyorsunuz ki yani onu işte bir Marmara'dan birisinin okumasıyla, Karadeniz'den birisinin okumasıyla elbette ki işte Çukurova'dan birisinin okuması aynı şey değil. Çünkü Çukurova'daki okurken kendi hayatını görüyor orada. O nedenle sinemanın güneyinde bir dönemin yazlık sinemaları, bir dönemin işte beni etkileyen ve Adana'daki birçok insanı etkileyen destancıları vardır. Mahallelere giren, destan satan. İşte misafir odaları vardır, çocukların girmesinin yasak olduğu, işte kolonya kokan odalardır bunlar böyle. O yıllar, yani o yılları şöyle anımsadığımda aklımda kalan köşe taşlarını söyleyecek olursam, yazlık sinemalar, atlı arabalarla tanıtılan filmler, işte destancılar, işte ve bir tutku halinde, bir salgın şeklinde hemen tüm mahallelerde işte özellikle futbol takımları, işte sokakta top oynayan çocuklar, işte akşamüstleri güne bakan, çitleten, dedikodu yapan kadınlar, cıvıl cıvıl sokaklar, bunlar geliyor aklıma. Ki dönüp baktığımda Yılmaz Güney'in hayatının da farklı olmadığını gördüm aslında ben. Aynı coğrafya, aynı kültür. Evet. Çünkü anlattığı şeyler, onun kitaplarını okuduğumda karşılaştığım şeyler ya da işte filmlerini izlediğinizde karşılaştığınız şeyler çok farklı şeyler değil. Evime 20-30 kilometre uzaklıkta bir köyde doğmuş Yılmaz Güney. Yani ovanın bir ucunda bizim çocukluğumuz geçmiş. Bizden önce de ovanın diğer ucunda Yılmaz Güney'in çocukluğu geçmiş ve yaşantısını anlattığı yazılara baktığımda yine portakal bahçeleri, yine işte pamuk tarlaları, yine işte o futbol maçları, yazlık sinemalar, yani neredeyse aramızda bir kuşak fark olmasına rağmen benzer şeyleri yaşamışız. Canlı tanıklar bulman yani çok daha kolay oldu belki. Hani yine kolay derken
Nazım'ın izini sürerken yaşadıklarından biraz daha kolay mıydı belki canlı tanıklara birebir ulaşmak? Tabii yani şöyle kolaydı. En azından önceki çalışma bir rahatlık sağlamıştı bana. İkinci çalışmada ne yapıp ne yapmayacağımı, bir bilgiye nasıl daha rahat ulaşabileceğimi daha iyi kavramıştım. Ki daha pratik oldu benim için bu. Örneğin Nazım çalışmam bir kitap haline gelmesi 6 yıla yakın bir zaman sürdü. Sinemanın güneyi 2 yıl gibi bir sürede bitti ama dediğim gibi hani bitiş noktası 2 yıldı belki ama ben çocukluğumdan beri bunu zihnimde süreçte, taşıyordum evet. Yani bu 30-40 yıllık bir şey, bir çalışma. Hani bana sorduklarında ben aslında doğru. Bunu diyorum, 30-40 yıllık bir çalışmanın sonucu diyorum. Canlı tanıklar yani Yılmaz Güney'le göz göze bakışmış, onunla bir şeyleri paylaşmış, tanıklara ulaşmam en başta zordu, yani zorlandım ama sağ olsun onun kızı Elif Güney Pütün çok yardımcı oldu bana. Yani onun özellikle ilk kez fikirleri bir kitapta yayımlandı babasıyla ilgili. Kendisinin de bir kitabı vardı, Bir Odadan Bir Odaya diye. Ama daha çok özel hislerini, duygularını anlattığı bir kitaptı o. Burada hem o yılların Türkiye'sini, o yılların Adana'sını, İstanbul'unu, Paris'ini ve babasını anlattı bana kitapta. Bu da ilkti. Elif Hanım'ın duygularını anlattığı ilk kitaptı bu. Kitaptı, evet. Sonra yine çok ilginç kentlerde Yılmaz Güney tanıklarıyla karşılaştım. Bu her ne kadar bir Çukurova kitabı gibi görünse de aslında işte Kütahya'nın Simav ilçesinde Tahir Yüksel isimli bir Yılmaz Güney dostu, bir Yılmaz Güney hayranı. Ve gerçekten bu çalışmada bana çok yardımcı olan hem arşivde hem canlı tanıklarda, yani Yılmaz Güney'i tanıyan, bilen tanıklarda bana destek olan bir insandı. Ben buradan ona yine teşekkürlerimi sunuyorum, Tahir Yılmaz abiye. Yılmaz Güney'le tanışıklıkları ne şekilde? Yani şöyle, bir orman köylüsü Tahir Yüksel, bir genç kamyon şoförlüğü yapıyor. Çok küçük yaşlarda sinema tutkusu başlıyor. Ve Yılmaz Güney ile ilgili gazete küpürlerini kesmeye başlıyor, dergilerden kesiyor. Onları biriktiriyor. Filmleri biriktiriyor. Yazlık sinemaların önünde atılan film şeritlerini topluyor. Ki biz de yapardık bunu çocukluğumuzda. Ve ardından Yılmaz Güney'in yattığı cezaevlerinin ziyaret ediyor. Yılmaz Güney hangi cezaevindeyse, hangi ildeyse, üniversite sınavında, bir yandan sınava da hazırlanıyor. O kenti yazıyor Tahir. Ve o kente gidiyor. İlk yaptığı iş Yılmaz Güney'i görmek. Çok zorlanıyor ama başarıyor bunu. Ve gide gele Yılmaz Güney'in dostluğunu da kazanıyor. Onun evine de giriyor. Yılmaz Güney zaman zaman, özellikle İmralı cezaevinde hapis yatarken evine gidermiş izinli olarak. Ve Tahir Yüksel de onunla, böyle fotoğrafları da var. Oğlu Remzi'nin sünnet düğününde çekilmiş bir fotoğrafı vardır örneğin Tahir abinin. Özel izinle çıktığı bir törendir o. Yine İzmit cezaevinde, Kayseri cezaevinde hep ziyarete gitmiştir. Tabii ki Tahir abiyle sınırlı değil çalışma, Adana Sinema Müzesi'nin katkıları oldu. Oradan birçok bilgi, belge edindim. Bir dönem film şirketi sahipleri, işte Şahinler Film, efendim Çöl Film, yine o dönemde bir kentin aydınları ama yazmaya çizmeye başlamadan önce yine Yılmaz Güney ile tanışmış olan isimlerle görüştüm. Ve onlar gerçekten çok önümü açtı. Katkı sundular. Ve çalışma böyle boy verdi. Sinemanın güneyinde de değindiğin, daha önce konuşmalar esnasında da duymuştum. Üç güneyden bahsediyorsun. Bunu senin için üç güneyi izleyicilerimiz için de açar mısın? Üç güney derken? Şimdi birinci güney aslında Çukurova. Nedir Çukurova? Neydi Çukurova? Demin de söyledim. 7 sinema sadece bir mahallede. Toplamda Adana'da 200'ün üzerinde yazlık sinema var. Ve Adana o yıllarda Yeşilçam'ı kurtaran bir yer. Yani Yeşilçam'daki film şirketleri bir filmin tutup tutmayacağını Adana'daki gösterimlerde
tespit ederlerdi. Adana belirleyici olurdu. Çünkü 200-200'ün üzerinde. Belki bunda sıcağın yazın yani aşırı sıcak bir iklime sahip olmasının payı vardır. Yazlık sinemalarının bu kadar yaygın olmasında. Ve demin söylediğim şeyler, o atlı arabalarla film afişlerinin tanıtılması, işte traktörler geçer bir yanınızdan, Çukurova, pamuk tarlaları, eşek üzerinde film izlemeye gelen kadınlar, işte nişanlılar kayınbabaların evlerine girerdi o yıllarda. İşte bakın 3 loca ayırdım diye böyle bir anlamda kendini beğendirmek için böyle hareketler yapardı. Ama çok güzel jestlerdi. Düşünsenize sinema bileti alırdı. Şimdi yani böyle bir şey var mı? Değerli hani mi? Değerli. Sinema bileti alıp da hani sanatla bakın sanatla bunu yapıyor. Yani sinema biletiyle. Ve bu bence çok kıymetli. Birinci Güney bu. Yani Güney'de böyle bir kültürü vardı. Demin de aslında satır aralarında söylediğim şeylerdi bunlar. İkinci Güney bendim. Benim adımın da konma hikayesi. Yine Yılmaz Güney'e dayanıyor ve Güney'e dayanıyor. İkisini bir arada düşünmem gerekiyormuş. En azından büyüklerim öyle diyor. Öyle biliyorlar. Ve üçüncü Güney'de Yılmaz Güney. Yani Yenice Köyü, Karataş'a bağlı Yenice Köyü, pamuk tarlalarının ortasında bir köy. O köye gittim. O köyde doğduğu ev, onu tanıyan insanlar, işte daha sonra ağabeyi Yaşar Pütün, tüm bunlarla görüştüm. Onun film, yani plato olarak kullandığı köyleri gezdim. Neden Yılmaz Güney genelde Adana'yı kullanıyor? Çünkü mali nedenler var, yoksulluk var. Ve Adana'da film çevirdiğinde tanıdığı çiftlik ağaları var. Tanıdığı işte tarla sahipleri var. Ki babası da zaten orada Kısacıklar Çiftliği'nde çalışıyor. Ki o çiftlikte de Hanımın Çiftliği filmi sonraki yıllarda işte çekildi. Ama Yılmaz Güney daha çok filmlerinde Çukurova'yı kullanıyor ve kullanmasının nedeni parasızlık. Daha az maliyetle. Çünkü bir traktör gerekiyor, at gerekiyor, silah gerekiyor. İşte efendim ev gerekiyor, eşya gerekiyor. Bunları hep oradaki dostlarından sağlıyor. Bir de Yılmaz Güney'in öyle bir kişiliği var ki Yılmaz Güney kişiliğinden ödün vermeyen bir insan. Bu haliyle işte işçi dostları da var, esnaf dostları da var, emniyetçi dostları da var. Efendim vali dostları da var. Yani her kesimden dostları olan bir insan. Ama dediğim gibi burada önemli olan şu ki herkes onunla onun kimliğini ve kişiliğini bilerek dost oluyor. Yılmaz Güney onlarla dost olmak için düşüncelerinden feragat etmiyor. Hani böyle önemi ve özelliği var Yılmaz Güney'in. İşte üçüncü Güney de bu. Teşekkür ederim. Biraz da şiirden konuşalım mı? Yayınlanmış iki şiir kitabın var. Ağustos Baladı ve ardından Kuş İzi. Ben şunu sormak istiyorum. Şiir senin hayatında nasıl bir renk? Böyle bu kadar yoğunluğun koşuşturmacanın arasında böyle nazlı nazlı yetişmeye çalışan, kenarda yetişmeye çalışan bir nefes mi yoksa her şeyle beraber her nefes alışverişinde, hayatında seninle beraber, her nefesinde var olan bir gerçek mi? Şimdi, şiir senin için nedir? Nasıl? Bir de bu iki kitabın arkasından Güney Özkılıç şiirleri okuma olanağı bulacak mıyız yeniden? Ne düşünüyorsun şiirle ilgili? Bunu da öğrenebilir miyiz? Şimdi aslında son söylediğinizden başlayayım. Yani şiir gerçekten bana göre çok ciddi bir iş. Ve asla yavuklu olmayı sevmez. Bir yazarımızın, bir şairimizin sözüydü bu. Şimdi anımsayamayacağım yani. Gerçekten ona çaba harcamak gerekir. Hani bu yönüyle baktığımızda bir Güney Özkılıç şiirinden söz edemeyiz. Zaten öyle bir şey yok. Şiir yazmaya, daha doğrusu yazmaya çalışıyorum. Yazdığım şeyin şiir olup olmadığını, okuyucu karar verecek. Ama ilk şiir kitabım, Ağustos Baladı gerçekten benim yani belki de birçok bu edebiyat dünyasına giren insan gibi hani ilk yazdığımız şeyleri yayınladığımız bir kitaptı. Şimdi Kuş İzinde biraz daha hani bir yandan tabii ki en başından beri hani şairlerimizi, dünya şiirini takip etmeye çalışıyorum, okuyorum. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani okumanın, şiir okumalarının ve şiir analizlerinin öncelikle ya da güncel tartışmaları takip etmenin
çok önemli olduğunu düşünüyorum şiirde. Çeşitli dergilerde zaman zaman yayınlanıyor şiirlerim. Ama dediğim gibi yazmaya çalışıyorum diyebilirim. Böyle bakmak istiyorum bu alana. Çünkü saygı duyduğum gerçekten yani diğerlerine saygı duyulmuyor mu? Elbette ki yani sanatın her alanı ya da işte tüm sanatçılar gerçekten saygı göstereceğimiz kişilerdir. Çok değerlidir. Ama ben şiiri hep başka tutuyorum. Ve yazmaya çalışıyorum diyebilirim. Peki, şiiri yazmaya çalışıyorum yani. Türk şiirine dünya şiiri açısından şöyle baktığımız zaman dil açısından, konu açısından hani ikinci yeniden 60 kuşağı, 70 kuşağı şairlerden günümüze geldiğimizde Türk şiirini, Türk şairlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında sizce Türk şiiri nerede? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi şiire ilişkin şunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci yeniyi aslında yeni yeni keşfediyor günümüz gençleri. Yani kimi zaman doğru yerden, kaynağından keşfediyor, kimi zaman yanlış yerlerden keşfediyor. İşte sosyal paylaşım ağları bir yönüyle iyi ama bir yönüyle de zarar da veriyor. Çünkü gerçekten orada örneğin işte Can Yücel'e ait olmayan bir şiirin altında Can Yücel yazıyor. Cemal Süreya'ya ait olmayan bir şiirin altında Cemal Süreya yazıyor. Evet, böyle bir yıpranma da söz konusu. Ama şöyle söyleyeyim yani bundan yani bizim üniversite yıllarımızda çok daha dar bir kesim şiirle uğraşırken şimdi sanki bu daha yaygın gibi. Hani ikinci yeniyi ben gençliğin sanki yeniden keşfettiğini düşünüyorum. Tabii bu benim görüşüm yani yeniden görüyorum. Çevreme baktığımda yani ulaşamadığını görüyorum aslında şiirin gençlere, çocuklara. Çünkü ulaştığında, dokunduğunda gerçekten etkisinin, etki gücünün olacağına inanıyorum. Bu etki illa toplumsal bir etki olmak zorunda değil. Yani illa şiir okuyacağım, işte toplumsal şiir okuyacağım, ondan sonra işte şöyle yapacağım. Bundan söz etmiyorum. Elbette ki o da önemli. Ama şiir keyfi ve şiir sevgisi açısından baktığımda, dokunduğunda, gence ulaştığında, bir insana ulaştığında şiirin etkili olduğunu görüyorum. Bence günümüz şiirinin nacizane benim tarafından hani birçok analiz yapacak olan vardır, araştırmasını yapan vardır. Buna bir şey söyleyemem ama benim bakış açım dar bir mecrada gittiği ve bunun böyle olur diyen şair ve şiir çevreleri olmasından da kaynaklı bu biraz. Hani şiir böyle olur. Hayır yani şiir bana göre bu tabii ki. Böyle olmak zorunda değil. Yani demin de dediğim gibi şiirde işte illa toplumsal öğe önde, estetik öğe arkada ya da estetik öğe önde, toplumsal öğe arkada hani bu bakış açısını da doğru bulmuyorum. Yani içinde hepsini barındırmalı. Daha özgür bir ruhla. Daha hepsini barındırmalı ama bana göre en büyük sorun şu an şiirde darlık yani dar bir çerçevede bu tartışmaların ya da bu şeyin gitmesi. Tabii ki bunda sadece ben şiir dergilerini ve şiir yazanları şiir yazanlara bir sözüm yok. Onların da içinde bulundukları koşullar, durumlar, işte dergilerin ne kadar zor koşullarda çıktığını biliyoruz, tanık oluyoruz. Bu nedenle bir de toplumumuzda okumaktan çok şiir yazılıyor. Yani bunu da hepimiz biliyoruz. Aziz Nesin'in de bu konuyla ilgili sözü var. Yani bilindik bir söz olduğu için burada tekrar etmeyeceğim. Daha çok okunmalı diye düşünüyorum. Yani yazmaktan çok şiir okunmalı diye düşünüyorum. Yani benim buradan özellikle şiire yeni başlayanlara, gençlere söyleyeceğim şey bu. Sevgili Güney, bir de yazar örgütleri var içinde bulunduğumuz. 60'lı yıllardan sonra toplumun her alanında örgütlenme başlıyor. Yazar örgütleri de, yazarlar da örgütlenmeye başlıyor. Senin de temsilciliğin yaptığın, içinde bulunduğun, üyesi olduğun, katkıda bulunduğun yazar örgütleri var. Bunlarla ilgili de kısaca faaliyetleri, bulundukları nokta,
yazarlar açısından önemi nasıl görüyorsun? Kısaca bizimle paylaşabilir misin? Şimdi elbette ki çok önemli. Yani toplumun hangi kesimi olursa olsun örgütlenmesi çok önemli ki sanatçıların örgütlenmesi daha da önemli. Ama Türkiye'de gerçekten yönetenler yani egemenler istemiyor aslında. Yani toplumun örgütlenmesini istemiyor, sanatçıların örgütlenmesini hiç istemiyor. Hiç istemiyor. İşte bakın akademisyenlerin imzaladığı yani savaşın bitmesiyle ilgili ülkemizde şu an yaşanan felaketin bitmesiyle ilgili bir metin var ve bununla ilgili en üst düzeyde tehdit aldılar akademisyenler, yazarlar, şairler. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ve bugün öğreniyoruz ki işte tek tek işten atmalar başlamış üniversitelerden, soruşturmalar başlamış. Yani böylesi bir dönemde örgütlenmek çok daha önemli. Bu tabii ki siyasi zorunluluk ama bir de şair ve yazarların telifle ilgili sorunları var. Hani buradaki hakları için de örgütlenmeleri, örgütleri çok önemli. Bir de örgütlerinin muhatap alınması çok önemli. Yani Türkiye Yazarlar Sendikası, işte Kültür Bakanlığı ile biliyorum ki sorunlar yaşıyor. Yine PEN Yazarlar Derneği, Edebiyatçılar Derneği daha çok bir prestij örgütü durumundalar. Uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde. Ama üyeleri için hükümetin yetkili organlarıyla oturup üyelerinin hakları için oturacak duruma bilinçli olarak egemenlerce getirilmiyorlar yani. Böyle bir sorun yaşıyorlar diyebiliriz. Peki ben tekrar araştırmacı yönünüze dönmek istiyorum. Dün akşama dönmek istiyorum. 14 Ocak 2016 Perşembe akşamı Bursa'nın Nazım'ı belgeseli ilk kez Bursalı izleyicilerle buluştu. Yüzünde Nazım izi olan tanıklar, Mehmet Sadık Aslankara'nın yönetmenliğiyle hazırlanan belgesel çalışması da senin de danışmanlığını yaptığın katkının büyük olduğunu biliyoruz. Dün akşam yoğun bir ilgi vardı, yoğun bir beğeni söz konusuydu. Bizler izlerken ve tanıklığını yaparken hani müthiş heyecan duyduk, gurur duyduk Bursa adına, tekrar senin adına. Sen neler hissettin? Dün akşamla ilgili, belgeselle ilgili hislerini, duygularını bize anlatır mısın? Şimdi aslında 5 yıl boyunca yaptığım bir çalışmayı bu belgeselde yeniden yaptım. Şimdi saygıdeğer Sadık Aslankara ve işte ekibiyle birlikte bir kez daha o köyleri gezdik biz. Yani bu kitaptan yola çıkarak köylere gittik, geldik. Kitapta adı geçenlerle röportajlar yapıldı. Tabii ki sinema başka bir büyü. Yani yazdığınız bir şeyi beyaz perdede görmek çok daha farklı bir duygu içine sokuyor insanı. Ben açıkçası belgesel tabii ki yani beni çok etkiledi ama beni etkileyen asıl önemli şey Nazım Hikmet'le hapis yatan insanların dün orada olmasıydı. Evet, salonda bulunmaları. Onların tanıkları yani onların çocuklarının, torunlarının orada olmasıydı. Ve gerçekten hani salona sığmayan izleyicinin işte fuaye alanını ağzına kadar doldurmasıydı. Hani sahiplenmesiydi. Hani Nazım Hikmet Bursa'yı sahiplendi. Şiirlerinde Bursa'dan söz etti. Ve belgeselde de geçiyor. Bursa onu sahiplenmedi diyor tanıklar. Evet. Ama dün de gördük ki aslında aradan yıllar geçmiş olsa da Bursa Nazım'ı sahiplendi. En azından işte dün yüzlerce, binlerce insan o filmin Bursa'nın Nazım'ı belgeselinin galasındaydı. Ve bu anlamıyla ben emeği geçen gerek teknik ekibe, yönetmenime çok teşekkür ediyorum buradan. Bursalılara ve Bursa dışından gelen şair yazarlar vardı. Bu yönüyle de önemliydi. Yani ben belgesel gösteriminin dışında dün gecenin beni etkileyen ve daha çok etkileyen yönün bunlar olduğunu söylemek isterim. Bir anlamda Bursalılar Nazım'a olan o vefa borçlarını ya da daha önce de söylendiği gibi Bursa Nazım için hiçbir şey yapmadığı, yapamadığı dün akşam en azından bu katılımlarıyla onu ne kadar çok sevdiklerini ve kıymetini, değerini bildiklerini göstermiş oldular belki. Evet. Son olarak insana, yaşama, umuda dair
Neler söylemek istersin Hayat TV izleyiciler için? Şunu söylemek isterim. Şimdi gerek Nazım Hikmet'te, gerek Yılmaz Güney'de ve gerekse işte dönem şiiri dediğimiz, dönem şiirlerinin oluştuğu yıllara baktığımızda işte İkinci Dünya Savaşı sonrası ve böylesi toplumsal kalkışmalardan sonra şairlerin, yazarların dizelerinden umut eksilmemiştir. Nazım Hikmet'te de bir umut vardır. Umut hep insandadır der. Şu anda yaşadığımız coğrafyada, dünyamızda sürüp giden tüm olumsuzluklara karşı ben yine de umut insanda diyorum. Umut bizde diyorum, umut hepimizde diyorum. Ve asla ve asla bu umuttan vazgeçmeyeceğiz ve her zaman duvardaki sarmaşık gibi yaşama bağlı olacağız, sarılı olacağız. Olmalıyız diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Hayat TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz sevgili Güney Özkılıç'tı. Kitaplarıyla, yaptığı çalışmalarla, şiirimize araştırmacı yazar olarak, yazar kimliğiyle katkılarıyla sizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz programa sunduğu katkılar için. Sağ ol, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim.